Hulusi Efendi çağımızda yaşayan klasik edebiyat temsilcilerinin en güçlülerinden birisidir. Onu okuduğunuzda sanki Yunus'u okumuş gibi oluyorsunuz. Niyazi Mısri'yi, Eşrefoğlu'nu, Hacı Bayram Veli'yi, klasik divan şairleri arasında da bilhassa Fuzuli ve Şeyh Galibi okumuş gibi olursunuz. Anladığım kadarıyla çok meşgul olmuş, çok iyi özümsemiş. Ve o özümsediği bilgi hamulesi, malzemesi onun hassas sanat imbiğinden geçerek içselleştirilmiş, kendi şahsi sanatkar adesesinden geçerek çok orijinal bir ifade şekliyle ifade edilmiş. O yüzden gerçekten son derece çarpıcı, etkileyici hem mesajıyla hem de sunuluş biçimiyle. Çünkü sanatın bir güçlü olmasının iki şartından birisi malzemenin, mesajın güçlülüğüdür. İkincisi de onun ifade tarzındaki güçlü oluştur. Her ikisinin Hulusi Efendi şiirlerinde bir araya geldiğini görüyoruz. Yani bilmeyen birisine mahlas kısmını kapatsanız, bu kimin şiiridir diye sorsanız pek çok insan bazı şiirlerin Yunus'a yahut Niyazi Mısri'ye ait olduğunu zannedebilir. O kadar güçlü, o kadar mesaj olarak da onunla aynıdır. Bu bakımdan ümit ederim ki nasıl Hazreti Mevlana'nın eserleri tercüme yoluyla Batı insanının hizmetine sunulduysa, Hulusi Efendi Divanı da o güçlü şiirlerde çeşitli dillere kazandırılsın ve insanlık da bundan mahrum kalmasın. Umarım öyle ehil insanlar eliyle yabancı dillere çevrilir ve insanlar yeniden bir çağın Mevlana'sının zuhur ettiğine şahit olurlar.